Watt, buhar makinesini icat edip endüstri devrimini tetikleyen kişinin hayatına bakacağız beraber. James Watt, ilginç kişiliği, sürekli hasta olmasıyla ünlü bir bilim adamı olarak tanınmıştır. Gemi işleticisi olan zengin bir aileden gelen James Watt, sık hastalıklarla karşı karşıya geldiği için eğitim hayatına ara vermek zorunda kalmış. Bu süreç içerisinde evde annesi tarafından eğitim alarak daha iyi bir şekilde eğitilme durumu yaşamış bulunuyor. İleriki zamanlarda, yani 17 yaşında annesini kaybettikten sonra babasının işleri de kötüye gitmeye başlamıştır. Aile durumlarının giderek kötüye giden James Watt, Londra'da ölçüm aletlerinin nasıl işlediğini ve konuyla ilgili detaylı bilgiler elde etmek için eğitim aşamalarına katıldı. Watt, Glasgow'a geri giderek elde etmiş olduğu bilgiler sayesinde mesleğini icra etmek istemiştir. Fakat 7 sene boyunca belirlenen çıraklık sürecinin tamamlanmamasından dolayı İskoçya'da başka bir ölçüm aleti yapımcısı olmaması durumunda demirciler bölümüne yaptığı başvuru heyet tarafından reddedilmiştir. Buhar makinesinin tam zamanlı üretilmesine beraber bakalım. Buhar makinesi denilince genellikle onu James Watt'ın icat ettiği düşünülür. Aslında Watt buhar makinesini icat etmedi. O, var olan buhar makinesini çok daha kullanışlı, verimli ve güvenli hale getirdi. James Watt 1736 ve 1819 arasında yaşamıştır. İskoçya'da alet yapımcısıydı. Üniversitede profesör olan bir arkadaşı ona buhar makinesi ile çalışmasını önerdi. Watt, üniversiteye ait bir Newcomen buhar makinesi arızalanınca onu onardı. Bu makinenin gereğinden fazla enerji harcadığını gördü. Arkadaşı olan kimyacı C. Black'ten suyun buharlaşırken ne kadar ısı emdiğini öğrenmişti. Newcomen'ın buhar makinesinde değişiklikler yaparak enerji kaybını azalttı. Buhar dolu silindire soğuk su basmak yerine silindiri küçük bir başka bir silindire bağladı. Buhar pistonu ittikten sonra sübap yardımıyla buharı ikinci silindire alıp sıvılaştırıyordu. Piston geri çekildiği anda taze buhar silindire girip pistonu tekrar itiyordu. Böylece ana silindir her zaman sıcak kalıyor, küçük silindir ise soğuk oluyordu. Sübaplar yardımıyla buhar yer değiştirdiği için enerji kaybı önlendi. Watt 1765 yılında %80 enerji tasarrufu sağlayan buhar makinesini yaptı. 1776 yıllarının başlangıçlarında ise Watt buhar makinesi üzerine kurduğu çalışmalarıyla birlikte tam zamanlı olarak çalışan buhar makinesinin üretimini başarabilmiştir. Madenlerde suyu pompalamak için tercih edilmekte olan buhar makinesi ticari amaçla satışları büyük bir hızla devam etmiştir. İleri geri ve dönüş işlemlerinin yapılabilmesi için verilmekte olan önerileri dikkate alarak işlemlerin aktif hale gelmesi için Watt tarafından gerçekleşme aşamaları yapılmıştır. Aynı zamanda 6 yıl içerisinde tasarım konusunda ciddi iyileştirmeler yapan Watt, sistemde yer alan gücün kontrolünü sağlamak için sisteme buhar basınç göstergesi eklemiştir. Watt'ın ateşli tulumbası, madenlerden su çekmek için meydana getirilmiş makinaların kuşkusuz en mükemmeliydi. Ama başka alanlara da uygulanmaz mıydı? Denge düzenleyicisinin hareketleri tulumba kolundan başka bir şeyi de harekete getirebilir miydi? Wilkinson makinesini dökümhane körüğüne uygulamıştı. Onlar da bir mekanik testere, bir hatta makinesi, dokuma tezgahı ya da değirmene bağlayamaz mıydı? Kısacası ateşli tulumba, hayvan gücü, hidrolik çark ya da yel değirmeni gibi hatta onlardan daha geniş alanlarda uygulanan bir motor sistemi haline getirilemez miydi? Bunun için önce bu tulumbanın belli başlı bir kusurunu gidermek gerekiyordu. Makine ancak piston indiği zaman itici güç meydana getirmekteydi. Bu durumuyla düzensiz işleyen bir araçtı. Madenlerden su çıkartma işinde büyük bir sakınca olmamakla birlikte bir araç, makinede büyük bir kusurdu bu.
Yani Bolton'un önerdiği alanlarda kullanılabilmesi için pistonun her iki hareketinin de itici güç doğurması gerekmekteydi. Watt 1780'de yeniden işe koyuldu. Çözüm ilke olarak kolaydı. Buharın pistonun her iki yanına etki yapmasını sağlamak gerekiyordu. Watt pistonun iki yanına da buhar göndermeye ve kullanılmış buharı kondansöre itmeye yarayacak bir aygıt düşündü. Hareketlerin düzenli ve sürekli olması için demirden ağır bir düzen teker ekledi. Buharın her iki yana eşit dağılımını sağlayacak bir bilyalı regülatör koydu. Bu regülatör günümüze kadar ters tepkili makinelerde kullanılmaktadır. Watt makinesine şimdi bakalım. 1764 yılında bozulan Newcomen makinelerinden biri onarılması için İskoçyalı mühendis James Watt'a verildi. Makineyi onaran Watt aynı zamanda randımanı düşük bu makineyi geliştirmek de istedi. Arkadaşı İskoç kimyacı Joseph Blex'ten gizli ısıyı öğrenmiş olan Watt aynı odayı sürekli ısıtıp soğutmanın ne kadar israflı bir şey olduğunu anladı ve aklına iki oda yapma fikri geldi. Biri sürekli sıcak, biri de sürekli soğuk tutulacaktı. Buhar işini yaparken sıcak odada bulunacaktı ve su haline getirilmesi gerektiğinde subaplar sistemiyle soğuk odaya alınacaktı. Watt 1781 yılına gelindiğinde makinasını iyice geliştirmiş ve pistonun ileri geri hareketini ustalıkla bir tekerleğin dönme hareketine çeviren mekanik aletleri de icat etmişti. Watt'ın makine tarihi ve makine mühendisliğine katkıları çok büyük önem taşır. Evet, James Watt'ı duyduğumuzda hep buhar makinaları aklımıza gelir. Aslında kendisi buhar makinalarını icat etmedi. Başta da aslında ben icat ettiği gibi söyledim sizlere ama ironiyi konu içerisinde dinleyenler duymuştur zaten. Watt bir buhar makinesi icadı yapan bilim insanı değil, buhar makinesini endüstri devrimini de tetikleyecek şekilde geliştiren, kullanıma, yaygın kullanıma sunan, üzerinde çeşitli aşamalar uygulayıp daha da geliştirme sağlayan bir bilim insanı. Büyük de faydaları oldu makine mühendisliği adına. Ben de bu şekilde bir belgesel üzerinde yine gördüğüm için sizlerle hayatını ve yaptıklarını paylaşmak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.